Arkadaşlar merhaba, KPSS 2014 için hazırladığımız soru çözümlerine devam ediyoruz. ALES tarzı sorular. Bu 2013 yılında çıkmış bir soru KPSS'de. Bir yol var. Bu yolu vermiş. İşte yolda belli noktalar arasındaki uzaklıkları vermiş. Bizim şeye benziyor işte Adana, Afyon kesiştiriyoruz, buluyoruz. Atıyorum. D ile E şehirleri arasındaki neyse bir de ekstra bilgi vermiş. Ekstra bilgim. Yani diyor ki ben burada belli noktaları boşluk bıraktım. Sen şurayı da kullanarak orayı rahatça çözeceksin. Onu vurgulamış. Buna göre AE arasındaki uzaklık nedir demiş. Şimdi ilk olarak dikkat edersek bu soru 47. soru. Yani bayağı bir yine zihnin yorulduğu soru sorulardan. O yüzden böyle şunu da şöyle vermiş. Mesela şöyle de diyebilirdi ki biz öyle çözelim hiç gerek yok. Şunu niye şöyle vermiyor, böyle veriyor. Biraz oradan görüp insanları korkutmak için kibar tabiriyle. Bunu vermiş. Peki başka ne vermiş? A ile D arasındaki uzaklığı vermiş. Şurayı yani 130. Bir de C ile E arasındaki uzaklığı vermiş 170. Bunların ikisinin kesiştiği bir alan var. Orası da şurası. Yani X demeyelim de. Ne diyelim? A diyelim. X biraz gıcık. A diyelim. Burada da gerçi A, B, C, D var. Ortak alan diyelim. Ortak diyelim buna. Hiç şu an matematiksel bir şey kullanmayalım. Ortak alanımız CD. Dolayısıyla bize A ile A, E şehirleri arasındaki uzaklığı soruyor ama bakıyoruz hani A'dan D'yi alsak üstüne C'den E'ye koysak 300 kilometre oluyor ama şu CD yolunu iki kere saymış oluyoruz. Dolayısıyla CD yolunu bulmamız lazım ki çıkaralım. Onu çıkarınca, onu bir kere sayınca bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Tabii şuradaki bilgiye bir bakalım. D ile E şehirleri arasındaki uzaklık. Yani şuradaki uzaklık A ile C şehirleri arasındaki uzaklığın iki katından 120 eksikmiş. İki katından 20 eksikmiş. Şimdi buradaki ifadeleri birleştirince ki sınavda bunu görmesi o kadar basit değil şimdi yalan olmasın. Hani ilk bakıştaki zihin yorulmuş oluyor 47. soruda. DE dediğimiz yer şu 170'ten ortak alanın çıkarılması. 170'ten ortak alanı çıkarttığımız zaman biz neyi buluyoruz? DE'yi buluyoruz. Aynı şekilde AD burasıydı. AD'den de ortak alanı çıkarttığımızda yani 130'dan ortak alanı çıkarttığımızda AC'yi buluyoruz. Yani şurayı. İşte soruda verilen DE ile AC kıyaslamasının numarası da burada yatıyor. Yani normalde grafiksel bir soru olmasaydı bu şöyle bir ifade gelebilirdi bize. Sen nasıl olsun? Tasarlarsak soruyu. Atıyorum şu an matematiksel çıkmayabilir ama mesela Ali ile babası var. Ali'nin yaşı babasının yaşından 20 eksik. Hem de 21 eksik diyelim. Ali artı 21 babası oluyor. Hem de diyor ki işte babasının yaşı Ali'nin yaşının 5 katından 10 eksik. 10 fazla atıyorum. O zaman bir de 5a artı 10 yazıyorduk. Bu ikisini beraber çözerek denklem kurarak çözüyorduk. Buradaki olay da o. Yani şu alttaki iki tane 170 ve 130 denklemini kullanarak çözeceğiz. Bu ortağı pratik olsun diye x diyelim. Ve diyor ki DE'nin uzaklığı AC'nin iki katından 20 eksik. DE'nin uzaklığı yani 170 eksi x. Bunun iki katından 20 eksikmiş. 130 eksi x koyalım şöyle. Bunu iki katından 20 eksik diyelim. Buradan x'i çözeceğiz. 170 eksi x, 260 eksi 2x eksi 20'den x'i 70 olarak buluyor. 70'i bulduk. Şurası 70'miş. Dolayısıyla burası 100. Burası da 60, hepsi çıktı. 60, 70, 100 daha 230. Bu şekilde çözüyoruz.
Tabii soruyu çözmek değil. Önemli olan buradaki sorunun nasıl tasarlandığını görmek. Ona bakalım. Birincisi 47. soru. Yani yorulduğumuz sorulardan biri. Dolayısıyla grafiği biraz karıştırarak veriyor. Şuradan karıştırarak veriyor. İkincisi yine bir nokta. Şu tarz işte bu merdiven grafik diyebileceğimiz şeylerde genelde basit sorular gelir. Yani basit sorular işte A, D buradan yazarız, onu oradan yazarız, hop toplarız çıkar ki önce normalde böyle sorulur. Onu da kullanarak biraz zorlaştırmış soruyu. Hani demiş ki bak buradan yapmaya çalışsın çıkmadığını görsün bıraksın. Burada sözel bir ifadeyle devam etmiş. Mesela şöyle diyebilir miydik? Bakıyorum D arasındaki uzaklığa A diyelim. A, C arasındaki uzaklığın iki katından A ile C de şurası. Burası da mesela buraya 2A eksi 20 derdik. Burası da A olurdu. O şekilde mi? Diye düşünüyorum. Ama buradan da pek kolaylaşmıyor yani oradan yazsaydık yine buradaki mantığımız daha doğru. Ha, ikinci nokta şu. Hani x'leri y'leri sokmuyor sorunun içine ama yine bir değişken var. O değişkeni de size çizince çıkarttırıyor. Dolayısıyla çizmek önemli. Yani şurada çizmeseydik bu alanın ortak nokta olduğunu rahat göremezdik. O yüzden önemli çizmek. Çizince mesela A, D, C, E şuranın ortak alan olduğunu görüyoruz ve bunun üzerine inşa ediyoruz çözümü de. Onun dışında da pek bir şey yok yani. En kilit nokta, hani diyelim ki soruyu göremediniz. Şuna dikkat etmek gerekiyor. DE ve AC arasında bir bağlantı vermiş. Yani DE burası, AC burası. Bu bağlantıyla üste verilen AD ve CE arasında nasıl bir ilişki var? Orada da CD'nin ortak ilişki olduğunu buluyoruz. Ama tabii böyle konuşmak kolay. Yani sınavda nasıl bir tasarım geleceğini çok bilmediğim için çok fazla bir şey diyemiyorum. Sadece şurayla şura arasındaki ilişkinin olduğunu ve şu grafiğin bir kısmının da aslında burada sözel olarak saklandığını bilmemiz gerekiyor diyebilirim. Onun dışında bir şey demek pek de yani haddim değil çünkü soruyu değiştirebiliyorlar. Burada mesela bunu bu şekilde vermesi de hani biraz daha çözümü bence zorlaştırıyor. Bunun üzerinden gitseniz ortak alan olduğunu görüp toplama çıkarma işlemlerini daha rahat yapabilir miydiniz? Şuraya göre sanmıyorum. Burada daha rahat oluyor. Soru içinde bunları diyebiliriz.